Şimdi çok ciddi bir çalışma, değerlendirme çalışması yaptık. Yani özellikle 18 bölge ilinde, yani Kürt illerinde yaptığımız çalışma neredeyse mahalledeki sandıklara varan ölçüye ulaştı. Birçok yerde, hani toplamda bizim bölgede 18 ilde kaybettiğimiz oy 150 bin civarındaydı. Bu oyların nerede, nasıl kaybettiğimize dair çok detaylı bir çalışma yaptık. Tek bir nedeni yok bunun. Farklı nedenleri var. Bir kısmının bizden kaynaklandığını gördük. Bir kısmının çok ağır baskılardan kaynaklandığını gördük. Bunları detaylı bir şekilde araştırdık ve oy kaybettiğimiz yerlerde bunu nasıl telafi edeceğimize dair de bir çalışma yaptık. Şimdi yerel yönetim seçimlerine dair hazırlıklarımızı da zaten bu değerlendirmeler üzerine esas itibariyle kuruyoruz. Yani mahalle mahalle, sandık sandık sonuçlarımıza bakıp oradaki bizden kaynaklı eksikler varsa, mesela adaylarla ilgili sorunlar olduysa buna ilişkin önlemleri alıyoruz. Politikalarımızı iyi anlatamadıysak, örgütümüzün yetersiz kaldığı, ulaşamadığı yerler varsa ona ilişkin önlemler almaya çalışıyoruz. Baskılar nedeniyle oy kaybettiğimiz yerlerde yapılabilecek şu anda çok fazla bir şey bilmiyor. Yani sadece insanlara moral verip orada olduğumuzu bir kez daha göstermenin dışında normal çalışmamızı devam ettiriyoruz. Ama seçim sonuçlarını gerçekten çok detaylı değerlendirdik. Batı'da hangi illerde nasıl bir artış elde ettik? Kürt illerinde nasıl bir sonuç elde ettik? Bunları gerçekten çok detaylı araştırdık. Ve kendimize dair de acımasız davrandık, onu da söyleyeyim. Yani hiç öyle kendi yaptığımız işi iyi göstermek için falan değil. Nerede bir hatamız varsa, eğer örgütümüz politikamızı anlatma konusunda eksiklik gösterdiyse orada örgütümüzü güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Eğer adaylarımız toplumda benimsenmediyse orada yerel yönetim seçimlerinde oluşturulacak aday profiliyle ilgili özel bir çalışma yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla eksiklerimizin farkındayız o açıdan. Bunları giderecek adımlar atıyoruz. Tabii kadarını giderebileceğiz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama biz yaptığımız hazırlıklar aslında olumlu işaretler vermeye başladı. Özellikle bu 1 Eylül Barış Günü nedeniyle yaptığımız çalışmalarda bunu görebildik. Yeniden mahallelerde, ilçelerde yaptığımız çalışmalarda görebildik. Ama daha tabii ki epey bir adım atmamız gerekiyor. Eksiklerimizin farkına vardık. Onu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim.